Merhabalar arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu görmüş olduğunuz harika eldivenin yapılışını tarif edeceğim. Şöyle elime bir geçirmek istiyorum. Şöyle. Bakın eldivenimiz çok şık ve sıcacık tutacak bir eldiven olacak bu şekilde. Şöyle size göstermek istiyorum. Hem günlük kullanım için sıcacık tutacak bir eldivenimiz hem de gelinler için harika bir detay olduğunu düşünüyorum. Yapılışı hem de çok kolay ve keyifli bir şekilde ilerleyecek. Bunun için Alize Angora Gold 67 numara ip kullanacağım. Bunlarla birlikte de 2,5 mm'lik silikon saplı tığımı kullanacağım arkadaşlar. Kadrajımızı biraz şu şekilde tutalım. Ben bu eldiveni örerken kendime göre ördüm. Hatta bundan çok da sipariş almıştım ben. Kışın başında bayağı bir ördük bunlardan. Grilerini, semilerini. Böyle ekru bir renkte sizler için paylaşmak istedim. Angora ipler biliyorsunuz esnek olduğu için 45 tane ilmek atacağım standart boy için. Hemen ilmeğimi çıkartıyorum bu şekilde. Başlıyorum zincirlerimi çekmeye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde 45 tane zincirimi çekiyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, 45 tane zincirimi çektim. Hemen böyle zincirimi tutuyorum. Düz bir şekilde, düz tarafı böyle gelecek şekilde, şöyle bükülmeden, eğrilmeden, aksi takdirde tersine döner. Tekrar şöyle tutuyorum. Şöyle getiriyorum. Düzünü. Geldim burada. İlk yaptığım zincirin içine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bir saniye. Battım. Bir ilmek çıkarttım ve sık iğneyle kilitledim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen yandaki yuvaya batıyorum. İkili trabzan. Tığıma doladım. Zincir içine batıyorum. Geliyorum. İkili trabzan. Bu sırada yapmam gereken tek şey arkadaşlar, her zincirin içerisine ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar bu şekilde geleceğim. Şimdi göstermek istiyorum. Şöyle şu şekilde zincirlerimi öreceğim. Çünkü lastik yapacağız arkadaşlar burada bilek kısmımız için. Ben burada 6 sıra ördüm. Siz dilerseniz çok daha uzun bir şekilde de örebilirsiniz. Hatta tekrar ben şu elime de bunu böyle takayım. Buradan tekrar bir sizlere verelim. Şöyle eldivenimiz bu şekilde. Dediğim gibi siz dilerseniz daha uzun bir şekilde de lastiğini örebilirsiniz. Standart boyda her eli olabilecek esneklikte. Çünkü Angora Gold'un yapısını bilen arkadaşlarım bilir. Evet, sıra sonuna kadar bu şekilde her bir zincirin içerisinde ikili trabzan yaparak gelelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle biraz daha indirelim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. Bakın burası biraz açık kaldığı için buradaki ipimizi kullanarak daha sonra orasını kapatacağız. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen yandaki trabzanı bakın bu şekilde. Önden yakaladım. Ön dişi olarak yakaladım. İkili trabzan. Tığıma doladım. Bakın bu şekilde tığımı arkadan takıyorum. İlmeği belinden yakalıyorum. Yani lastik yapıyorum. İkili trabzan. Yandaki trabzanı bu şekilde önden yakaladım. İkili trabzan. Geliyorum bunu. Arkadan yakalıyorum. İkili trabzan. Yandaki trabzanı önden yakaladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir önden bir arkadan alarak lastik öreceğim arkadaşlar. 6 sıra falan lastik ördüm diğerine. İkisinin de aynı olması gerekiyor. İnanın oturduğunuzda bir saatin içerisinde bir çift eldiveni rahatlıkla örebilirsiniz ve keyifli örersiniz. Şık bir şekilde de giyebilirsiniz. Angora iplerle zaten sıcacık oluyor.
Tığım adaladım. Yandaki şu şekilde bakın. Trabzan'ı belinden yakaladım. İkili trabzan. Tığım adaladım. Yanındakini arkadan yakaladım. İkili trabzan. Önden yakaladım. İkili trabzan. Arkadan yakalıyorum. İkili trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelirim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bu şekilde geldim. İlk yaptığım trabzanın şöyle biraz daha düzelteyim. İlk yaptığım trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmik çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen zaten artık batacağım yerler bakın. Bakın yandaki trabzan ön dişi olarak belinden yakaladım. İkili trabzan. Arkadakini arkadan alıyorum. İkili trabzan. Ön dişi olarak yakaladım. İkili trabzan. Hemen arkadan yakalıyorum. İkili trabzan. Bir önden bir arkadan alarak dediğim gibi ben 6 sıra olarak ördüm. Bakın 6 sıra lastik yaptım arkadaşlar. Daha sonrasında da modelimizi kurmak zaten en kolayı, en keyifli kısmı olacak. Geliyorum. Arkadan yakaladım. Bu şekilde lastik kısmımı öreceğim arkadaşlar. Yalnız çok zarif bir eldiven. İnanın gelinler için çok ideal. Günlük kullanım için çok ideal. Angoraların batikleri var. Onlardan da çok şık olacağını düşünüyorum. Ben böyle sade bir renk seçtim. Hem size daha rahat gösterebilmek adına şöyle giriyorum. İkili trabzan. Arkadan yakaladım. İkili trabzan. Önden yakaladım. İkili trabzan. Bu şekilde 6 sıra lastiğimizi örelim ve gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 4. sırayı da bu şekilde ördüm. Geliyorum, trabzan tepesine batıyorum, bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynen ön dişi. Ön dişi olarak alıyorum. Arka diş trabzanımı arka diş olarak alıyorum. Oturduğunuzda yarım saatin içerisinde bir çift eldiven çıkaracaksınız. İnanın o kadar kolay bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde ikili trabzan önden yakaladım. Geliyorum. İkili trabzan. Arkadan yakalıyorum. İkili trabzan. Önden yakalıyorum. İkili trabzan. Hazır fırsatımız varken bu ipi burada bırakmıştık bakın. Geliyorum buradaki trabzan tepesine batıyorum. İlmeği alıyorum. Bir kere bu şekilde kilitliyorum. Sonra geleceğim bunu içeriden. Bu şekilde buradan alacağım. Yürüteceğim. Böyle içten yürüterek ipi gizleyeceğim. Daha sonra onu oradan keseriz. Evet. Ben örmeye devam ediyorum. Arkadan alıyorum. 5. sıramdayım ben şu anda. Arkadan aldım. Bakın. İkili trabzan. Ön dişi, ön dişi olarak aldım. İkili trabzan. Arkadaşı. Arka diş olarak aldım. Ön diş trabzana geliyorum. Ön diş olarak alıyorum. Sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunda görüşelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Yaklaşıyorum. Birlikte yapalım istedim. Şimdi artık modelimi kuracağım ben. Şöyle göstereyim. Lastiğimi tamamlıyorum. Geliyorum. Ön diş olarak da aldım. Burada ilk yükseldiğim trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayı bu şekilde bağlıyorum. Bilek kısmını lastiğimi örmüş oldum. Şimdi hemen bu noktada 1, 2, 3,
Tane zincir çektim. Tığıma dalıyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batıyorum yani dibine batıyorum kendi dibine. İkili trabzan. İki zincir çekiyorum. Tığıma dalıyorum. Yine aynı yuvaya batıyorum. İki adet daha ikili trabzan yapıyorum. Yani su taşıma deliği kuracağız arkadaşlar. Bu şekilde yuvamı oluşturdum. Tığıma dalıyorum. Yana geçerken herhangi bir zincirim yok. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepe noktasına batıyorum. Geliyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tığıma dalıyorum yine aynı yuvanın içerisine 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde su taşıma modelimi kuruyorum. Tığıma dalıyorum. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin trabzanın tepesine geliyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir tığıma dalıyorum. Yine aynı yuvanın içerisinde 2 tane daha ikili trabzan yaparak su taşı modelimi bu şekilde kuruyorum. Eskiler zaten çok iyi bilirler su taşı modelini. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine geliyorum. Yana geçerken bir zincirim yok. 1, 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tığımın başına dalıyorum. Aynı yuvaya batıyorum. 2 tane daha ikili trabzan yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar modelimi kurarak geliyorum. Evet arkadaşlar sıra sonuna doğru geliyorum. Tığıma doladım. Yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batıyorum bu şekilde. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tığıma doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine batarak 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum ve ilk sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hemen geliyorum burada. İlk yükseldiğim trabzanın tepe noktasına batıyorum. Bir saniye. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. Şöyle biraz da kaldıralım. Pardon. Hemen yandaki trabzan tepesine batıyorum. Orta noktaya gelmem gerekiyor. Batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Kaydırıyorum. Orta noktaya gidiyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Şimdi artık modelimin ikinci sırasına geçeceğim. Orta noktaya geldim. 1, 2, 3 zincir. Tığıma doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine. İkili trabzan. 2 zincir. Tığıma doluyorum. Yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. 2 adet modelimi aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu defa batacağım yerler belli. Modelimin şöyle güzel dursun istiyorum. Modelimin orta noktasına bakın bu şekilde batıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tığımı doladım yine aynı yuvanın içerisine. 2 tane daha ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yine tığıma doluyorum. Hemen modelimin orta noktasına batıyorum. 2 tane ikili trabzan. 2 zincir. Tığıma doladım yine aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzan yaparak bu şekilde dönüp geleceğim. Sıra sonuna kadar yapmam gereken tek işlem bu. Evet arkadaşlar, ikinci sırayı da bu şekilde bitirdim. Geldim. Yine ilk yaptığım trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırıyorum. Yan trabzan tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkardım, kaydırdım ve orta noktasına bir iki zincirlik boşluğa geldim. İlmeğimi kaydırdım. Yine aynı şekilde modelimi kurmaya, örmeye devam edeceğim. Bakın ben burada kaç sıra örmüşüm? 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra örmüşüm. 9. sıraya geldiğimde de parmak boşluğunu ayırmışım. Siz tabi elinizle ölçerek böyle giyersiniz. Ne kadar örmek istiyorsanız ona göre örersiniz. Ben burada 8 sıra ördükten sonra 9. sırada arkadaşlar parmak boşluğunu ayırmışım. Öyleyse yine devam edeceğim. 9-8 sıra boyunca 3 zincir çektim. Tığıma doladım. Aynı yuvaya battım. Yanına bir ikili trabzan. 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. 2 zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Yine aynı boşluğun içerisine batıyorum. 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Hemen buradaki
Modelimin orta noktasına batıyorum. İki tane. İki trabzan. İki zincir. Tığıma doladım. Yine aynı yuvanın içerisine batarak iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde. 8 sıra öreyim ve geleyim. Evet arkadaşlar, modelimi örüyorum. 5. sıramdayım. Geliyorum orta noktaya. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, tığıma doluyorum ve yine aynı yuvaya batarak 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Modelimi bu şekilde örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, 8. sıramı da bu şekilde ördüm. Bakın ben 8. sıradan sonra burada parmak boşluğumu ayırmışım. Ne yapacağım şimdi parmak boşluğumu ayırırken? 1, 2, 3, 4 tane yine baştan başlayıp öreceğim. Burada bakın 1, 2 tane modeli atlayacağım. 3. modelin üzerinden tekrar dönerek geleceğim. Geliyorum şimdi 8. grubumu yaptım. Sıramı ördüm. Geliyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkardım ve kaydırmayla bağladım. Yandaki trabzan tepesine battım. Bir ilmek çıkardım. Kaydırdım. Orta noktaya gelmem gerekiyor. Orta boşluğa geldim. Ve ilmeğimi kaydırarak modelimin orta noktasına geldim. 1, 2, 3 zincir. Ve buradaki 4 tane modelimi öreceğim arkadaşlar. Hemen yanına bir tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğa batıyorum. 2 tane daha ikili trabzan. Modelimin bütün kurulumu bu şekilde. Tığıma doladım. Yan boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzan. 2 oldu. Tığıma doluyorum. Hemen yan modelin orta noktasına 2 tane pardon, ikili trabzan, 2 zincir, tığımı doluyorum yine aynı noktaya, 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. 3 oldu. 4. ördükten sonra parmak boşluğumu vereceğim şimdi. Giriyorum hemen yan boşluğa, arada zincir çekmiyorum. 2 tane modelimin ortasına ikili trabzan, 2 zincir, tığımı doluyorum ve aynı boşluğa tekrar 2 tane daha ikili trabzan örüyorum. Şimdi 4 tane grubumu bu şekilde ördüm. 2 tane modelimi bakın. 1, 2 tane modelimi tığımın başına doladım. 1, 2 tane modeli atlıyorum bu şekilde. Tığıma dolamıştım. 2 modeli atlıyorum. Bakın 1, 2 modeli atladım. 3. modelin tepe noktasına geliyorum. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı yuvaya 2 tane ikili trabzan daha yaparak 2 model atlayıp bakın burada parmak boşluğumu oluşturmuş oldum. Bu şekilde dönerek şimdi ben şöyle de göstermek isterim size. Tabii siz dilediğiniz uzunlukta da yapabilirsiniz. Şöyle takayım, bir ölçüm yapalım. Bakın parmak boşluğumu bu şekilde ben açmış oldum. Geliyorum şimdi, hemen devam ediyorum modelimi kurmaya, örmeye. Hemen 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzan. Geliyorum hemen yan modelin içine 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzan. Yan boşluktayım. 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya 2 tane daha ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum artık 2 tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı yuvaya atıyorum. 2 tane daha ikili trabzan, su taşı modelini bu şekilde kuruyorum. İlk yükseldiğim zincirimin tepesine yine geliyorum, batıyorum. Bir saniye. Batıyorum, bir ilmek çıkardım. Kaydırmayla bağladım. Yan trabzan tepesine batıyorum.
Bir ilmek alıyorum, kaydırıyorum. Orta noktaya geliyorum, yine bir ilmek alıp kaydırıyorum. Bakın burada ben parmak boşluğunu oluşturdum. Bir sıra da bu şekilde geçmiş oldum. Bir sıra daha geçeceğim. Bir de üstüne şöyle oya gibi bir şey yapacağım ve eldivenimi oluşturmuş olacağım bu şekilde. Yine ne yapıyorum ama buraya kaydığım için 1, 2, 3 zincir tığıma doladım. Aynı boşluğa ikili trabzan, yani toplamda 2 adet ikili trabzan, 2 zincir tığıma doluyorum ve aynı boşluğun içerisine 2 tane ikili trabzan. Yine bir tur daha modelimi örmeye devam ediyorum. Bir sıra daha bu şekilde geçelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar geldim. Ne yapıyorum? Gidiyorum, yine ilk yükseldiğim trabzanın tepesine batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Bu defa şöyle sık iğneyle kapatıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum size, bakın. Parmak boşluğumu ayırdım. Üstüne de iki sıra bu şekilde modelimi kurmuş oldum. Şimdi burada görmüş olduğunuz oyamızı yapacağız. Buraya sık iğne yaptım çünkü sık iğnemi tutuyorum şöyle. Tığıma doladım. Hemen yandaki, bakın, boşluğa batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. 5 adet aynı yuvanın içerisine. 2, 3, 4 ve 5. Hemen yandaki, bakın, boşluğa, şöyle yandaki boşluğa, iki model arasındaki boşluğa batıyorum. Bir ilmek aldım, sık iğneyle kilitledim. Bakın bu şekilde oya yapıyorum şu anda. Tığıma doluyorum. Hemen yandaki, bakın, modelimin ortasına batıyorum. 5 tane 5 tane ikili trabzan yapıyorum. 2, 3, 4 ve 5. Hemen bakın, iki model arasındaki şuradaki boşluğa batıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Tığımı doluyorum. Hemen yandaki boşluğuma 5 tane ikili trabzan örüyorum. 4 ve 5. Hemen iki model arasındaki buradaki boşluğa tığımı takıyorum. Sık iğneyle sabitliyorum. Oyamı da bu şekilde geçeceğim. Evet arkadaşlar, son modelimin içerisinde 5 tane ikili trabzanımı ördüm. İlk başlarken burada bir tane sık iğne çekmiştik, bakın. Batıyorum onun tepesine, bir ilmek çıkartıyorum ve kaydırmayla bu şekilde bağlıyorum. İpimi de bir kere kilitliyorum. Artık eldivenimi bitirmiş oluyorum. Bu ipimi de bu şekilde alıp içeriye gizleyeceğim. Şöyle tutuyorum. Buralardan da şöyle geçirelim. Şöyle. Biraz yürüttükten sonra kesebiliriz. Evet. Harika. Eldivenimizin yapılışı bu şekilde. İnanın, dediğim gibi, oturduğunuzda yarım saatin içerisinde bir çift ile eldiven yapabilmeniz mümkün. Hemen şöyle elime takıyorum. Gelinler için çok ideal olduğunu düşünüyorum. Angora iplerle örüldüğü için sıcacık tutacaktır arkadaşlar. Siz burasını biraz daha uzun isterseniz bir sıra daha modelimizden geçebilirsiniz. Alize Angora Gold kullandım. 2,5 mm tığla ördüm. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, sıcacık tutacak eldivenlerimiz. Şöyle biraz daha kaldıralım. Şöyle göstereyim eldivenlerimi. Bayılacaksınız arkadaşlar bu modeli. Eğer beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ha, bu arada hatırlatmak isterim. Aşağıdaki abone butonuna basarsanız eğer beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.